Herkese merhaba. Öncelikle herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Bugünkü webinarımızın konusu üretim sektöründe kağıtsız ortama geçiş. Bugünkü webinarımızda Ahmet Turp arkadaşımla beraber sizinle üretim sektöründe dijitalleşme anlamında neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli ve dijitalleşme kapsamında kağıtsız ortama geçiş kapsamında neler yapılıyor? Biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Ekranda gördüğünüz gibi bir ajanda hazırladık sizlere. Ajandamız üzerinden de geçecek olursak, özür diliyorum, bir donma yaşadım. Evet. Üretim sektöründe dijitalleşmenin önemi nedir? Sayısallaştırma, dijitalleşme hizmeti nedir? Nelere dikkat edilmelidir? Dijital arşiv yönetimi nedir? Biraz bunlardan bahsediyor olacağız ve sektörde yaptığımız örneklerle bunları açmaya çalışacağız. Eğer bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olur ise de webinar üzerindeki Q&A soru cevap kısmından bize yazarsanız ya da webinar sonrasında bize erişirseniz detaylı bir şekilde sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Şimdi tabii öncelikle üretim sektöründe dijitalleşmenin önemi nedir diye baktığımızda bizim üretim sektöründeki dijitalleşme kapsamında fokus olduğumuz nokta aslında kurum içerisindeki form ve doküman tabanlı süreçlerin dijitalleştirilmesi ve tüm kağıdın dijital ortama taşınarak bir dijital arşiv, bir doküman yönetim sisteminde yönetilmesi ve eğer bu dokümanlar bir süreci tetikliyor ise, bir süreçle de alakalıysa bu süreçlerin de dijital ortama taşınarak üretim sistemleriyle, ERP ile ve belli core sistemlerle entegre bir şekilde yönetilmesini sağlamak. Tabii ki bu kapsamda da doküman ve süreç yönetimi altyapısı fiziki ve dijital arşiv yönetimi de çok önem arz ediyor. Özellikle kağıtsız ortama geçişte yapılması gereken ilk şey fiziki ortamdaki bilgi belgenin dijitalleştirilmesi. Yani aslında sayısallaştırılması. Ekranda göreceğiniz üzere biz üretim sektöründe kağıtsız ortama geçerken ilk yapılması gereken şeyin ihtiyaçların da değerlendirilerek eğer kurumunuzun bir fiziki ortamda yönettiği arşiv var ise ya da departmanlarda arşivler var ise işte insan kaynakları, satın alma, üretim departmanı, kalite departmanları gibi sistemde biz ekranda gördüğünüz gibi sizin ortamınızda bir dijitalleştirme merkezi kuruyoruz. Bir doküman işleme merkezi kuruyoruz. Bu yapı tek seferlik bizim tarafımızdan kurulan tüm yazılım ve donanımı insan kaynağı bizim tarafımızdan sağlanan bir yapı. Bu yapı içerisinde baktığımızda biz sizin fiziki arşivinizdeki dokümanları belli bir zimmetle sizden teslim alıyoruz ve ekranda gördüğünüz gibi dokümanların ayrıştırılması, taraması, indekslenmesi, doğrulanması ve arşivlenmesi için de bir süreç içerisinden geçirerek bu dokümanları toplu bir şekilde işliyoruz. Tabii ki bu dokümanları toplu bir şekilde işlerken dokümanları daha önceden belirlediğimiz bir doküman tipi bazında sınıflandırıyoruz, ayrıştırıyoruz. Dokümanlar üzerinde zımba varsa bunları söküyoruz. Dokümanlarda yırtılma ya da üzerine gelmiş farklı bizim gürültü dediğimiz kirlenmeler varsa bunları iyileştirip taramaya hazır hale getiriyoruz. Tüm bu dokümanları tarama istasyonuna iletiyoruz. Bizim tarafımızdan oluşturulmuş bir yazılım üzerinde dokümanlar taranarak, görüntü iyileştirme teknolojisi de kullanarak en iyi kalitede dokümanlar dijitalleştirip içerisinden de veri çıkartarak yani dokümanı sisteme tanımlayacağımız indeksleri de otomatik olarak çıkartarak tüm bu belgeyi ve bilgileri indeksleme ekibinin önüne düşürüyoruz. İndeksleme ekibi de doğru doküman sepere edilmiş mi, ayrıştırılmış mı, doğru doküman taranmış mı, indeksler doğru çıkartılmış mı kontrol ediyor. Eksiklikleri varsa tamamlıyor. Tüm bu süreci bitirdikten sonra da bunu doğrulama, kalite kontrol ekibine gönderiyor. Kalite kontrol ekibi de tüm bu süreci tekrardan kontrol ediyor ve her şey doğru ise bu belgeleri dijital arşiv programına aktarıyor. Ve dijital arşiv programını aynı zamanda fiziksel arşivimize de entegre ediyoruz ve dolayısıyla siz dijitalleştirdiğiniz bir evran hangi fiziki ortamda, hangi kutuda, hangi klasörde kaldığını da sistem üzerinden takip edebiliyorsunuz.
tabii ki bu yapıyı kurarken, yani dokümanları dijitalleştirirken aslında dokümanların bir mappingini de çıkartıyoruz. Bu tarama işlemi esnasında tüm kutuları ve kolileri, dokümanları barkodluyoruz. Özel olarak isimlendiriyoruz ve bunları dijitalleştirirken bu bilgilerle beraber dijitalleştirip bunları da bir metadata olarak sisteme aktarıyoruz ve yine fiziki arşivimizdeki yapıyla da bunu entegre ediyoruz. Yani taradığımız bir belge fiziki arşive kaldırıldığında hangi lokasyon, hangi kutuya kaldırıldığını da biliyoruz. Oradaki barkodlamayla, oradaki yapıyla dijital arşivde eşleştirip artık son kullanıcının dijital ortamdaki belgeye de nokta atışı erişmesini, fizikisine ihtiyacı olduğunda da bu yapıya fiziki ortamdaki belgeye de erişmesini sağlıyoruz. Tabii ki bu dijitalleştirmenin birden fazla getirisi var. Ekranda gördüğünüz gibi üzere biz geçtiğimiz yıllarda Durmazlar Makina'da Bursa'daki bir müşterimiz geçmişe yönelik makinalara ait elektrik şeması, teknik resimler gibi makinaların tüm belgelerini dijitalleştirdik. Yaklaşık 3,5 milyon sayfa belgeyi fiziki ortamdan alarak elektronik ortama taşıdık ve bunu ERP ile de entegre ettik. Dolayısıyla ERP üzerinden de bu bilgilere erişilebilir olmasını sağladık. Böylelikle artık yurt dışına gönderilmiş bir makine ya da yurt dışındaki bir makine ile ilgili bir çağrı açıldığında, bir arıza kaydı açıldığında, atıyorum bir elektrik arızası ile ilgili bir kayıt açıldığında, o makinenin elektrik şemasına makine seri numarasını yazarak tek bir tıkla ister dijital arşivden ister de ERP üzerinden erişerek sorunun çözümü için bu belgeleri kullanabilir hale getirdiler. Dolayısıyla buradaki yapılan işi üretim evrakları, finansal evraklar, satın alma departmanının evrakları, kalite evrakları için, insan kaynakları için, tamamı için yapabilir ve dijitalleştirebiliriz. Tabii ki bu dijitalleştirme işlemini yaparken arkada ekranda gördüğünüz gibi bir yapı kullanıyoruz. Yani dokümanları işte scanner'dan, tarayıcıdan gelen dokümanlar, sahadan gelen dokümanlar, maillerle gelen dokümanlar ya da belli bir sistemden gelen dokümanları alıp bunları akıllı bir doküman işleme prosesinden, sürecinden geçirip dokümanları otomatik olarak sınıflandırıp OCR dediğimiz dokümanı anlamlandırma, tekste çevirme işlemlerini gerçekleştirip belli bir iş akışından da kontrol ve onay süreçlerinden geçirdikten sonra arşivleyebiliyoruz ve akabinde de bunu dış sistemlerle açıp, yani işte weble, mobille ya da ERP ile entegre edip tüm bu yapı içerisinde tek bir platform üzerinden bütünleşik bir şekilde yönetmenizi sağlayabiliyoruz. Yani kağıtsız ortama geçerken aslında fiziki ortamdan üretilen ya da sistemlerden üretilen ya da size dışarıdan gelen, vendorlardan gelen, muhaberattan gelen, maillerden gelen her türlü bilgi ve belgeyi tek bir merkezi dijital platformda toplayıp bunları diğer sistemlerle entegre ediyoruz. Ve akabinde de tabii ki bunlara kolay ve hızlı erişebilmenizi sağlıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi sistemin bir web portalı üzerinden, bir web client'ın web kullanıcısı üzerinden işte artık sisteme çok hızlı doküman yükleyebilmenizi, yüklenmiş dokümanlara klasörler bazında erişebiliyor olmanızı ya da güçlü bir arama motoru üzerinden dokümanları arayarak isterseniz doküman içerisinde arama yaparak, isterseniz de metadata dediğimiz sisteme tanımladığımız indeks bilgi üzerinden arayarak dokümana çok hızlı erişmenizi sağlayabiliyoruz. Yine bu sistem üzerine belli raporlamalar koyabiliyoruz. İşte hangi departmanın hangi dokümanları var. İşte sözleşmeleri taradıysak hangi tip sözleşmelerimiz var, hangi departmanın hangi sözleşmeleri var. Şu anda bu sözleşmelerin durumları neler gibi pek çok şeyi yönetebiliyoruz. Aynı zamanda göreceğiniz üzere imza süreci gibi, satın alma talep yönetimi gibi ya da farklı iş süreçleri de olabilir. Kurum içerisinde kullandığınız pek çok iş sürecinde dijitalleştirerek bu portal üzerinden erişime açabiliyoruz. Tabii ki dokümanlara eriştiğiniz zaman işte ekranda gördüğünüz gibi yüklenen dokümanları bir folder mantığında görebiliyorsunuz. Tıkladığınızda onun metadataları ya da sürükle bıraklarla buraya doküman atıp yüklediğinizde otomatik olarak bu belgeleri ilgili klasörlere atabiliyorsunuz. Bu web portal üzerinden dokümanlara hızlı ve kolay erişim sağlamak adına bu tarz yetkinlikleri de bu yapı içerisinde kullanmanızı sağlıyoruz. Yine ekranda gördüğünüz bir klasör yapısı.
klasör ağaçları. Aynı faal sistemde olduğu gibi burada klasörler oluşturabilir ve yetkilendirebilirsiniz. Bu sistemde her şey yetki bazlı ilerler. Herkes görmesi gereken dokümanı görür ve alması gereken aksiyonları alır. İşte belli aksiyonlarda sisteme tanımlanabilir. İşte dokümanlar üzerinde not alma, belgeyi silme, indirme, yazdırma, revizyon oluşturma, versiyon oluşturma, dokümanı print etme, dokümanı paylaşma. Bunların hepsi yetki bazlıdır. Kullanıcı profili bazında yetkilendirir ve herkes yetkilendirdiği aksiyonları alır. Tabii ki işte not düşme dedik. Doküman üzerine notlar düşebilirsiniz. Bunlar sticky not gibi düşünün. Fiziki ortamda nasıl dokümanların üzerine sticky notlar yapıştırıyoruz. Elektronik ortamda da bunları gerçekleştirebiliyoruz. İşte metadatalar üzerinden dokümanlara erişme. İşte ekranda gördüğünüz bir inşaat ve yatırım projeleri departmanının proje bazlı doküman klasörleri. Onların metadataları, klasörleri ve dokümanın kendisi. Bunların hepsine tek bir platformdan erişebilirsiniz. İşte arama yaptığınızda tüm arama sonuçlarını bir havuzda görebilirsiniz ve bu dokümanlara filtreleyebilir, raporlayabilir ya da tıkladığınızda dokümanları açabilirsiniz. Tabii ki güçlü bir raporlama altyapısı var bu sistem içerisinde. Dolayısıyla sisteme kazandırdığınız her türlü bilgi ve belgeyi ekranda gördüğünüz gibi bir BI tool'u, Dashboard Reporting Tool üzerinden de raporlayabilir ve takip edebilirsiniz. Tabii ki tüm bu dokümanları dijitalleştirip erişimi sağladıktan sonra bu yapı içerisinde bu dokümanların tetiklediği iş süreçleri de olabilir. Dolayısıyla eğer bu dokümanlar bir süreci tetikliyorsa, atıyorum bir sözleşme yönetimi, bir fatura otomasyon, bir satın alma talep yönetimi, teklif toplama, ticket management, insan kaynakları tarafındaki izin, masraf, harcama gibi pek çok iş sürecinde burada tasarlayabilir ve yönetebilirsiniz. Bu yapı içerisinde de şu ekranda gördüğünüz orta katmandaki süreç yönetimi altyapısı devreye girer. Burada bizim robotik proses dediğimiz RPA süreçleri de devreye girebilir. Low code dediğimiz ya da no code dediğimiz çok fazla kod geliştirmeden uygulama geliştirme katmanları devreye girebilir. Ya da işte form ve doküman tabanlı süreçlerimiz, workflow management dediğimiz altyapılarda burada devreye girebilir. Ama buradaki temel amaç fiziki ortamdaki bilgi ve belgeyi dijitalleştirirken o belgelere ait süreçleri de dijitalleştirmek ve bütün iş bir şekilde yönetmek. Dolayısıyla bu tarz yapıları bir dijital dönüşüm vizyonu içerisinde ve bir süreç yönetimi, içerik yönetimi altyapısı içerisinde dijitalleştirmek mümkün. Ve tabii ki nasıl dokümanların raporlarını alıyorsanız süreçlerin raporlarını da burada almak mümkün. Yani şu anda hangi süreçlerim var, hangi süreçler kimlerde bekliyor, hangileri onaylanmış, reddedilmiş gibi gibi belli başlı tanınız KPI'leri de buradan takip etmek mümkün. Özellikle üretim sektörü tarafında baktığımız zaman da şu anda özellikle sözleşme yönetimi süreçleri, satın alma talepleri, satın alma süreçleri, teklif toplama değerlendirme, bu tarz iş süreçlerini dijital ortamda yönetmek ve bunlara bağlı dokümanları dijital ortamda yönetmek oldukça talep edilen süreçler. Tabii ki bununla beraber az sunumun başında bahsettiğim gibi fiziki arşivlerin dijitalleştirilmesi ve yönetilmesi de yine bu yapı içerisinde konumlandırdığımız hizmetler ve özellikler. Ekranda da bu yapımızı kullandığımız belli başlı referanslarımızı görebilirsiniz. Durmazlardan bahsetmiştim. İşte Toyota, Çalık Holding, Şecam'da yine irili ufaklı farklı farklı sektörlerden referanslarımız. Üretim sektöründe kağıtsız ortama geçişle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer herhangi bir sorunuz varsa ekranda gördüğünüz mail adresimizden bize iletebilirsiniz. Ama burada özellikle vurgulamak istediğim dijitalleşme, sayısallaştırma hizmetleri yani fiziki arşivinizi elektronik ortama taşıma ve elektronik ortama taşınan bu bilgi belgelerinde herhangi bir süreçle ilişkisi varsa o süreçlerin dijitalleştirilmesi anlamında sektörel bazlı dijitalleşme vizyonlarınıza destek olabilir. Bu tarz hizmetleri bizlerden alabilirsiniz. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.